Selam. Evet, bu videoyu neden yine ana kanalda paylaştığımı sorabilirsiniz. Çünkü yan kanalın şifresini unuttum. Amacımız şu an sıfırdan bir kenti. Bakın çok bir şey istemiyorum. Valla. Burada şimdi levellerimiz var ve şimdi biz öyle bir konutuz. Ondan sonra mezra olacağız. Küçük köy olacağız. Köy olacağız. Büyük köy olacağız. Geniş kasaba, şehir olacağız, metropol olacağız, böyle megapol, küçük ülke. Amacımız 26. levele gelmek. O zaman hadi başlayalım. Nereden başlayacağımı da tam bilemiyorum. Kenarlardan başlamayacağım. Normalde hep bu oyunu oynarken kenarlardan başlıyorum. O yüzden kenarlardan başlamamın kararı aldım ve ilk olarak bu arada mouse'un sesi yüzünden özür dilerim. Şu an biraz fazla ses çıktı. Ortaya alabilir miyim? Ortadaki delik de boş ya. Bana mantıklı bir şey geldi şimdi. Bütün parayı buraya harcayacağım tabii ki de. Tepeler. Yükselt. Yüksel. Büyüt 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 büyüt. Olmuyor arkadaşlar. Yapamıyoruz. Çok 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 az samimi olduk. Neyse. Şimdi. İlk olarak ne yapalım? Konut önce halkımızın var olması lazım. Değil mi? Konutu şöyle büyük bir yere, büyük bir araziyle kuralım. Onun üstüne hemen nereye kurmuştuk da hatırlamıyorum. O, şunu şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Öyle dağınık bir kentleşme. Aha. Çok aha. Yani bu videoda herhalde. Aha. Evet, böyle bir şehir kurduk ve 18 kişiyiz. Mükemmel bir başarı 18 kişi olabilmek. 18 kişi olabilmek. Kaç tane izole konut var ve izole konutunda ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Evet, doğru, ne olduğunu bilmiyorum. Ne diyeceğimi de unuttum bu arada. Hatırladım, hatırladım. Yine unuttum. Heh, milletin suyu yok. Dur lan, şeyde vardı, benim diğer şehirlerden bir tane boru yok mu? Ben boru attı vermedim mi? Keşke verseydim, vermemişim. Vardı, ha. Halkımıza... Ya ben bu oyunu uzun zamandır oynuyorum. Yani siz yeni başladığınızda ve bedavadan su kazanamayacaksınız. Ki bu bedavadan su da çok getirisi olan bir su değil yani. Mecbur su kulesi kuracaksınız. Ve ben uzun zamandır bu oyunu oynadığım için gerçekten özellikle Sandbox'ta Ege adında bir diyarım var telefondaki halinde. Ondan da bir gün bahsederim ama şu anlık öyle bir dakika. Köpek burada bağırıyormuş gibi geldi ama ya hala havlıyor. Bir havlayınca bir baktım da pencereden dışarı. Ama pencere silerim, arka plan koymayacağım bu sefer. Pencere sizin tarafa gözükmüyor. Lan oğlum. Ve evet, yeni upgrade. Ve halka elektrikten çok elektrik getiremedik daha tabi. O sıkıntıyı rüzgar tribününü getirerek çözdük ve su getiremiyoruz. Ya millet, tamam mı, artık ne kadar az su varsa çok su istiyor ve... Dur bir dakika, biz kimden ne kadar vergi alır? Vergiler... Ha, iyi ama ya. Ve bayağı da toplam giderimiz bir tek yollardan. Başka bir gider yok. O, öyle bir sıkıntımız var. Onun dışında artık bir tarafında çöp deposu var. Çöp deposunu tabii ki de biraz halktan uzak mı tutsak? Şuraya koysam ne olur ki, buraya koyayım. Buraya ne? Rüzgar tribini mi yapılıyor? Tamam. Ama şimdi çok önemli bir şey var. Yani bunlar çıktığında özellikle şeylerde itfaiye. Ondan sonra polisler önemli. Bir tane daha itfaiye ihtiyacım var. İtfaiye önemli kardeşim ya. İtfaiye olma. Hayır, önemsiz olabileceği bir yan yok. Çünkü o bir itfaiye. Ya yani gerçekten itfaiyenin sağlık, sağlık çok önemli. Tamam, sağlık önemli. Sağlık bas. Tamam. Onun dışında ben elimi neden böyle yapıyorum?
Bir de siz bu görüntüleri görmeyeceksiniz. Şunu. Oldu. Şimdi halkımız nelerden mutsuz, neleri istiyor? Spor istiyor. Şimdi bu oyuna kendi modlarınızı da ekleyebiliyorsunuz ama bunu biz ilerleyen bölümlerde hallederiz. Şimdiki bölümde benim zaten sadece 2-3 modum var. Onlar var. Onlar da şeylerde var yani. Sporlarda Alice ve Katori stadyumları var. Onun dışında bir şey yok ve 300 kişiye ulaştık. Evet. Ve elektrik satamıyor muyuz millete ya? Nasıl elektrik alamıyor? Millet nasıl elektrik alamıyor? Nasıl elektrik yok ya? Elektriğin nesi yok oğlum? Nasıl olmaz elektrik? Şöyle bir tane daha Rüzgar Traventer'i yapalım. Doğrusunu biliyorum, merak etmeyin. Arkasına. Şimdi şöyle bakalım. Mezrayız. Ve köy olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz köy olmak. Onun dışında herhangi bir vasfımız yok. Ve evet, daha bir yıl olmadı. Bir yıl olmadan bir level atladık bile. Ve hedefimiz dediğim gibi 30 yılda en az bir 30 level olabilmek, ülke olabilmek, büyük bir ülke olabilmek. Ya su bulduk bu, evet, şeyden açılıyor, keşfet var burada, indirdim. Yani dediğim gibi stadyumları ben keşfetten buldum. Tabii ki de herhangi, mesela buradan video izleyerek şey alabiliyorsunuz şundan. Ama nedense bir bug var ve video izleyemiyorum. Ve bu mobil sürüm aslında. Nedense Steam açılmamak için bende inat ediyor. Yani hata veriyor, yeniden yükle falan. Steam de kafayı yedi. Susuz bir bina varmış. Hemen efendim, bakın. Size özel su borusu lan. Hadi ah. Kim yapar bu iyiliği? Kim? Ah. Al. Al. Sana özel su borusu ve su pompam yok. Ama su pompam yok yani adam. Bizi dolandırıyor lan. Şimdi hızlandıralım. Hızlı. Gidelim. Ah. Şimdi devam ediyorum. Girdik ve yeni yıla gireli 6 gün oldu. Çok bir şey yapmadım aslında. Zaten burada gördünüz ne yapıp ne yapmadığımı. Demek dışında herhangi. Ve yollarda şey yapabiliyoruz. Gişe basacağım. Gişe. Ama önce para toplamalıyız. Onu bir şekilde halletmeliyim. Sıkıntı ve tidam. Bu hava kararmaları bir tek benim sinirimi bozuyor. Neyse, şehirleştik, kentleştik ve 812 kişi olduk. 1000 kişi olabilecek miyiz? Hazır 1000 kişi burada olmaya çalışıyorken siz de yardım edip bizim 1000 kişi olmamıza yardım edebilirsiniz. Abone ol butonuna basarak, ki abone ol butonu katıl butonu gibi paralı bir buton değil yani. Katıl alıp abone olmayan insanlar var. Hani biliyorsunuz, başkalarından katıl alıyorsunuz, ben abone. Üzüldüm, biliyor musunuz? Çok bu üzgün halim benim. Su pompası kirli yerlerde durur ve eğer oynatır, bak. Level atladık. Artık ikinci leveliz. İkinci levelde ne yapabiliriz onlara bakıyoruz. Mezarlık, ölerim. Yeni bir yol, fışkiyemiz var. Fışkiye. Onun dışında köye de ne kadar kaldı ona da bakalım. Ben bakıyordum, ha, köye var da. Daha köy olamayacağız. Durun. Parayı toplayalım biraz. Para toplayalım. Para topladıktan sonra tekrar şey yaparız. Zaten hızlı şey yaptığım anlarda hızlandırılmış hallerini görüyorsunuz. Öyle bir şansımız var. Ben ne yapacağımı unuttum ama ha, su ekleyeceğim. Hemen hızlandıralım.
1000 kişi olduk şu an itibariyle. Keşke bunu abone sayımı söylerken söyleyebilseydim. Ama ne yazık ki aranızda hala abone olmayanlar var. Ya sinir mi bozuyor abi ya? İzleyenlerin %92'si nasıl abone değil? Böyle bir şey olabilir mi lan? İzleyenlerin %92'si abone. Neyse. Millet üzgün. Ona ne yapabilirim? Vergilerden mal ben ne vergi ama %7 alıyorsun. Tamam, ne istiyorsunuz? Daha durun, orta gelirli artsın öyle. Dur bir ben şimdiden ayarlayayım abi, onlar belli şeyler. Ha. 7,5 8,5 9,5 7,5 8,5 9,5 lan. 7,5 kar elde etmek için 8,5. Vergilerden mutsuz almış. 3 bu 11 binimiz de var. Ben bu arada paraya bakmayı unuttum. Öyle bir sıkıntımız var. Şimdi nasıl, otobüste miydik? Taksi durağı. Taksi durağı önemli. Çünkü taksi durağı ekstra trafik yaratıyor. Ve ekstra trafik bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Şöyle bir avantaj sağlıyor. Nasıl bir avantaj sağlıyor? Şöyle göstereyim. Şimdi trafiğin fazla olduğu yerleri görüyorsunuz. Şak şak. Şimdi ne oldu? Bu gişeler bize para kazandırmaya başladı. Bu kadar. Ama bakalım bir yol masraflarımızı karşılıyor mu? Yol masrafı 6, yol masrafı da 150. Yani bayağı fazla gişe ihtiyacımız var ki şeyi karşılayabilirim. Ben gişe basacağım. Bunu hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz yine. Böyle yani belirli bir levellerden sonra ben sinir krizi geçirmeye başlıyorum ve eğlenceli olan kısımlar bunlar. Onun için biraz uzun sürecek. Bu arada videoda 5. levelde mi ne biter herhalde. 3'te bırakırım hadi. Hadi yine iyisiniz hadi. Eksilerdeyiz ve bu durumu kurtarmamız zor biraz. Ve eksilerden kurtulana kadar böyleyim. Neyse. İkinci bölümde yarın, yani bugün bu videoyu yayınladığım saatte paylaşırsam, bugün Perşembe, yarın Cuma da bir video, Cumartesi falan, yani yapana kadar uzun bir seri yapacağım ve eğer kanalımın şifresini de tekrar bulabilirsem ne olacağını siz de biliyorsunuz. Ya da bilmiyor da olabilirsiniz. Çok da bilmiyorum yani. Ve evet, 1300 kişi dakikalar içinde ulaşabildik ki ben daha demin bu dünyayı silmek zorunda kaldım. Çünkü yemek yemeye mutfağa giderken yani şey oldu, şunu fark ettim. Ben oyunu açık bırakmıştım ve unuttum sonra. Çok yani bir saat falan bakmadım ve dünya harap haldeydi. Ben T-Down'ı depremde vakit geçirirken kardeşim indirmişti, işte orada gördüm ve oynamaya başladım ve şunu fark ettim, şimdi şurası boş ve uyuz gözüktü. Yani böyle drama queen gibi olabilir ama ben bunu üzülerek söylemiyorum, neden bilmiyorum. Bunu çok kişiye anlattım, dedim bu oyun çok güzel. Nasıl öğrendin diyorlar, diyorum ki yüklüydü telefonda, kim yüklemiş onu da bilmiyorum, herhalde bilmiyorum yüklemişler. Ben de hani internetsiz tek oyunum oydu, onu oynuyordum. Evet, bu duygusal ünlüsü değildi. Öyleyse söyleyeyim yani. Ben de bir garip hissettim söylerken çünkü. Yok, cidden duygusal ünlüsü yapmak istemiyorum. Ödeyim. Sprey ne? Sprey ne? Sprey var. Bu ne? Adam ne? Evini mi boyadılar? Ulan evini mi boyadılar? Kim boyadı evini? Bilmiyorum ki boyadıysa boyadı. Çok da bunda değil. Belki bundadır, kim bilir. Neyse.
Bye. Ya öpücük efekti koyacağım çünkü çok fazla ses alıyor ağzımın dibinde olduğu için mikrofon. Yeni bir mikrofon alana kadar bu mikrofonla devam, gayet kaliteli bir mikrofon. Hadi. Bye bye.